Oğlum bu ne? Abi ev yıkılmış. Depremden mi yıkılmış? Ne olmuş? Göktaşı mı düşmüş oğlum bunun üstüne? İçeri girip video çeksem mi diye düşündüm ama içeri girmeniz yasak diye böyle yazı da konmuş dışarıya. Çok garip bir yere denk geldik ya. Burası terk mi edilmiş? Ne olmuş? Fabrika mı? Ev mi? İnsan mı yaşıyor? Otopark mı? Bu ne abi böyle ya? Şuna bakar mısın? Türkiye'deki Çingene mahallelerinden bir manzara gibi resmen buralar. Pek bir insan, yaşam, hayat belirtisi yok etrafta. Gerçi zaten ara sokaklar oldukça sessiz, sakin arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an istasyondan çıkalı 25-10 dakika falan oluyor. Yine böyle Japonya'nın ara sokaklarında, insanların evlerinin bulunduğu yerlerde gezip dolaşıp sohbet, muhabbet ediyoruz. Bugün hava gördüğünüz gibi oldukça yağmurlu, kapalı. Soğuk denemez aslında ama yine de ince giyinirseniz sizi hasta edecek, şifayı kaptıracak bir hava var. Biz nereye geldik abi? Burası neresi ya? Buralar nereler abi? Yalnız bu gezdiğimiz dolaştığımız yerlerde çok fazla fabrika var, yer var böyle, araba tamircisi vesaire. Burada yine eski böyle pis, bayağı darma duman olmuş işletme girişleri. Oldukça dar bir ara sokak. Mavilerle boyanmış, bezenmiş, düzenlenmiş bir fabrikaya geldik. Çimento fabrikası mı acaba burası ya? Konkrit diyor. Konkrit çimento mu oluyordu lan? Çimento oluyordu değil mi galiba? Bak burada kum döküyorlar, taş döküyorlar. Burada da muhtemelen yakımı gerçekleştirmesi falan oluyor. İki tane dev bacası var. O yukarıdan düşüp gelen boru ne, o kaydırak mı? Su parkı mı orası? Havaya baksana abi, leş ya hava. Günlerden pazartesi ve öğlen saatleri olmasına rağmen bu kadar yolların kalabalık olması üzücü. Allah arabası olanlara sabır versin ya Rabbi. Bu arada otopark fiyatlarını merak edenler için de çekelim. 24 saatli 700 yen, 3 saatli 300 yen. Akşam 6'dan sabah 8'e kadar olanlık fiyat yine 300 yene denk geliyor. Japonya'da otoparkınız yoksa araba almanız çok büyük sıkıntı. Zaten önce araba yeri kiraladığınıza dair önce bir belgeniz olması gerekiyor sizin. Çünkü arabayı koyabileceğiniz yer olmazsa arabanızı da alamıyorsunuz maalesef. Yine böyle bir inşaata denk geldik arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz mavi garden yazan yer paçinko salonu abi. Japonya'da biliyorsunuz paçinko salonları çok ünlü. Belli bir yaşın üstündeki insanların gidip deli gibi para harcadığı, bütün gününü geçirdiği eğlence merkezleri. Bizim Türkiye'deki gençlerin internet kafelerde takılmaları gibi. Ne olmuş lan orada, görüyor musunuz ışıkları? Bilmiyorum, yanıyor ama. Oğlum ileride polis arabası, itfaiye falan var lan bizim gideceğimiz yerde. Ne oldu, bir yolumuzu kestiler acaba? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Feridun ve yanımda Seyka. Yok yine yollardayız, sokaklardayız. Geziyoruz, dolaşıyoruz, sohbet, muhabbet, eğlence derken vaktimizi olabildiğince verimli ve güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Vallahi bugün hava yağmurlu. Az önce söylediğim gibi çok soğuk değil ama ıslanıyorsunuz. Ben de şemsiye almadım. Çünkü bir elimde şemsiyeyle bir elimde kamerayla gezecek olursam sıkıntı olur diye düşündüm. Normalde bugün video çekecektim ben. Hava yağmurlu diye acaba çekmesem mi, çeksem mi vesaire diye düşündüm. Lan dedim ne olacak? Şeker değilsin, eriyecek. Çık dışarı gez dolaş. Millete bir video çek. O yüzden böyle yine kameramızı aldık. Yolda sokakta geziyorken sizlere hem etrafı gösterip hem de anlatmak, bahsetmek istediğim şeylerden biraz dem vuracağım. Yanımızdan geçen iki kişi garip garip suratıma bakıyor. Neden olduğunu ben de anlayamadım. Bu arada sizlere şöyle Japon evlerini de göstereyim de ara sokakları vesaire. Çünkü daha sonra böyle yerlere dalacağız. Buradan biraz daha derinlere gideceğiz. O tarafta daha çok yol, sokak vesaire böyle mahalle, insanların yaşadığı yerleri görürsünüz ve bu bulunduğumuz bölgede çok fazla fabrika varmış ya. Niye böyle olmuş acaba bilmiyorum ama hani 2-3 dakikada bir fabrikaya denk geliyoruz. Bu arada geniş konuşmasını böyle uzun uzun sohbetli, muhabbetli, eğlenceli yapıyorum. Bilmiyorum. Ana konuya girmeden sizleri biraz hem sohbete, muhabbete alıştırayım hem de kanalımızı yeni izlemeye, takip etmeye gelen kişiler varsa aranızda benim nasıl bir insan olduğumu, nelerden bahsettiğimi, nasıl bir mizah sahip olduğumu anlasınlar diye yapıyorum. Bu arada hazır YouTube konusu geçmişken kanalım çok güzel bir ivme yakaladı arkadaşlar. Düzenli olarak 6 günde bir video attığım için YouTube abimiz sağ olsun, ya da ablamız mı diyeyim, ondan sonra SCV'ler başımızın etini yemesin. YouTube sağ olsun bizleri öne çıkarmaya başladı. Yine böyle çok eski bir yere denk geldik. Bu ne abi ya? Fabrikanın atölyesi gibi bir yer galiba burası. Videoyu izleyenlerin çoğu kanalı takip etmediği için benim açımdan biraz üzücü olabiliyor. O yüzden kanalı takip edip videoyu beğenip ayrıca yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Valla biz yaklaştık diye sirenler çalmaya başladı ama umarım ters kelepçemeyiz abi. Bu arada son zamanlarda şeyi fark ettim. Videoyu izleyen kişiler genelde benimle birlikte geziyormuş, sohbet muhabbet ediyormuş havası alıyorlarmış genelde videolarda. İzleyen kişiler keyif aldıktan sonra benim için çok bir sorun, problem yok. Burası okul mu ya? İlkokul gibi bir yer galiba burası. Orada bir kule var da ne kulesi lan o? Yani indirsen helikopter iner herhalde onun tepesine. Helikopter kulesi mi lan yoksa acaba? Size az önce bahsettiğim yer burasıydı arkadaşlar. Biz ta oradan devasa bir bina var. Oradan yürüyerek geldik. Sohbet, muhabbet de çektiğim, çekmediğim yerler, kısımlar, kestiğim, editlediğim bölümler oldu ama. Aa ördek mi lan onlar? Bak. Genelde bu tarz böyle yolda sokakta yürüme videolarını da çektiğim her yere, her köşeyi koymuyorum arkadaşlar. Çünkü videolar aşırı uzun olacak. 25-30 dakika aralığı genelde kafi oluyor. Yine fabrika gibi bir yere geldik ama orası dağıtım şirketi galiba. Düzene, sisteme bak içerideki. Görüyor musun? Apartman küften bok olmuş resmen. Akıyor. Bok rengi akıyor apartmandan. Biz bunun altından geçebilir miyiz ki acaba? Yol açık ama. Geçeriz herhalde. Geçiyoruz.
Umarım kafamıza düşmez. Geçtik abi, sıkıntı olmadı. Türlü videonun ana konusuna gelemedik arkadaşlar ama zaten videonun ana konusunda anlatılmak istenen şeyleri millet genelde oyun oynarken vesaire sağda solda açıp dinlediği için çok da acele etmemiz gerektirecek bir durum yok diye düşünüyorum. Hani şu ana kadar hiçbir zamanda abi videoda anlatmak istediğin şeyi niye bu kadar uzattın ya diye şikayet eden insanlar da olmadı. Son zamanlarda hangi aralıkta neyi konuşuyoruz vesaire gibi şeylerden bahsettiğimiz için merak edenler zaten ana konuya gidip oradan erişebiliyorlar. Yoksa benim anlatacağım konuları zaten herhangi birisi anlatabilir. Çok da önemi yok diye düşünüyorum bu tarz şeylerin. Ben çok vasıflı bir insan olduğum için mi sanki insanlar videoları izliyor? Hayır, alakası yok. Ben sadece Japonya'da yaşayan ve iyisiyle kötüsüyle buradaki şeyleri sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışan. O yüzden videolarımıza böyle inanılmaz büyük beklentilerle giren kişiler vesaire oluyorsa bilmiyorum. Onlar açısından üzücü olabiliyordur belki. Tamam, bilgi veriyoruz. Elimizden geldiğince, bildiğimce anlatıyorum ama güzel, hoş sohbet, muhabbetle sizlere Japonya'yı tanıtmaya çalışıyorum. Bu havuz mu lan? Yalnız bir şey fark ettim. Bizim geçen videoda olduğu gibi buradaki evler, mahalleler falan o kadar da dar değil. Geçen paylaştığım videoda izlemişseniz eğer inanılmaz dar sokaklardan, hani neredeyse insan olmayan yerlerden geçiyorduk. Tam ışıktan geçeyim diyecektim. Denk geldik, kırmızı yandı. Yapacak bir şey yok. O gördüğünüz tuvalet bu arada. Japonya olunca mecburen kompakt ve küçük oluyor arkadaşlar. Yolda araba var mı yok kontrol edip karşıya geçelim. Üstten tren hattı geçiyor muhtemelen de hangi tren acaba bu ve ne tarafa gidiyor? Biz şu an muhtemelen Akabane taraflarına doğru yürüyoruz. Yine Tokyo'dayız bu arada. Oha, o yeri atlamalar ne oluyor? Valla yağmurdan, ıslaklıktan dolayı saç, baş, ağız, yüz dağıldı arkadaşlar. Kusura bakmayın, artık yapabileceğiniz bir şey yok. Siz ana konuya, sohbete, muhabbete odaklanın. Ben onu istiyorum sizden. Yavaş yavaş da daha sessiz sakin bir yere geleyim. Tam konuya başlayacağım diyorum. Ana yola çıkıyoruz işte, al. Hem de bayağı ana yol yani. Ana artı kız. Analı kızlı yol. Anal yol. Site alanı gibi bir bölgeye denk geldik ya. Bir sürü birbirine benzeyen apartmanlar var. Maksat zaten bizim sessiz sakin bir yer bulmamız arkadaşlar. Şu ara yoldan biz parkın olduğu kısma çıkıp ne var ne yok oraları kontrol ederken video içerimize de başlayalım yavaştan. Yağmur var, çamur var. Bot giymezsek olmaz. Aa, çok güzel yola denk geldik lan. Bu ne? İşte yola çıkmanın en güzel yanlarından birisi. Nelerle karşılaşabileceğini hiç bilmiyorsun, tahmin edemiyorsun. Evet arkadaşlar, haklısınız. Kusura bakmayın. Giriş kısmını biraz uzun tuttuk. O halde ben sizi bugün bahsetmek, anlatmak istediğim konuya ya da konulara belli başlı başlıklara alayım. Türkiye'den gelen kişilerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin Japonya'daki olumsuz ve kötü olan imajlarından sizlere bahsedeceğim bugün. Havamız da oldukça basık, karanlık ve yağmurlu olduğu için anlatmak istediğim konuya da cuk oturdu diye düşünüyorum. İlk konuya gelecek olursak, sosyal medya üzerinde nefret çok fazla arttı arkadaşlar. Özellikle bu 2-3 senedir Varabi tarafında olan olaylar yüzünden Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Türkiye'den gelen kişiler vesaire gibi durumlarla alakalı olarak insanlar artık isyan etmeye, gelmeyin, etmeyin, niye sorun sıkıntı çıkarıyorsunuz, Japonya Japonlarındır vesaire gibi diye böyle milliyetçi Japonların türemesine sebep oldular. Belki bu insanlar çok uzun süredir varlardı bilmiyorum ama sosyal medyada artık bu tarz hani katlanamayacak durumlar olmaya başladığını gördükleri zaman ve internet üzerinde çıkan haberler, paylaşılan videolar, görsel gibi şeylerden etkilenip muhtemelen artık biz de tepkimizi ortaya koymalıyız diye isyan etmeye başlayan çok fazla kişi oldu. Bununla ilgili olarak bana zaten canlı yayınlarda sürekli soruluyordu, işte şununla ilgili video yap, bununla ilgili video yap, abi video hazırlamayacak mısın falan filan diye. Tek bir insan topluluğunu, tek bir kitleyi hedef alıp ben asla video hazırlamayacağım ama Japonya'da genel olan olaylardan bahsedip sizlere en azından burada yaşayan insanların, grupların, böyle toplulukların olaylarından sizlere biraz bilgiler vermek istiyorum. Zaten bizim geçtiğimiz 4. ya da 5. videoda bundan bahsetmiştik ya. Yanlış hatırlamıyorsam ben kesinlikle belli bir etnik kitleye ve kökeni hedef alıp video hazırlamayacağım demiştim. Ve doğruluğunu teyit edemediğim haberlerle ilgili olarak hedef gösterip de insanları zan altına bırakmak da istemiyorum. O yüzden haberlerden bahsetmektense sizlere burada olan, oluşan, internet üzerindeki medya ve Japonların genelde tepkilerini koyduğu durumlardan biraz bahsedeceğim. İkinci konuya gelecek olursak, Türkiye'den gelen göçmenleri istemeyen, ülkelerine geri dönmesini isteyen bir Japon topluluk grup oluşmaya başladı ve bu günden güne artıyor. Genellikle bu kitleyi oluşturan insanlar 40 yaşın üstündeki Japonlar oluyor. İnternet üzerinde zaten muhtemelen denk gelmişsinizdir siz. En az bir haberle karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Buraya araba gelmez diye ara sokağa girdik. Arkaya araba geldi ya. Şaka mı bu abi? Vallahi şaka gibi ya. Bizim canlı yayınlarda YouTube kanalında sürekli konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz bir olaydı bu zaten. Biliyorsunuz son zamanlarda olan olaylar. Gerçi yine geçtiğimiz günlerde sanırım Belçika'daydı. Bununla ilgili bir olay patlak vermişti. İşte Türk-Kürt kavgası vesaire durumları olmuştu. Neyden dolayı çıktı, nedir ne değildir tam bilmiyorum. Araştırmadım. Pek merak ettiğim bir şey de yok o konuyla ilgili olarak ama onu Belçika'da olan kişiler anlatırsa daha doğru olur. Benim konuyla ilgili bir yorum yapmam bir anlamı yok çünkü. Az önce bahsettiğimiz gibi 40 yaşın üstündeki insanlar çok tepki göstermeye başladı falan filan dedik ya. Bunun 40 yaşın üstünde olmasının sebebi gençlerin bu konuyla ilgili çok fazla dert, sorun, sıkıntı, problem etmemesi. Kafaya takmıyorlar yani konuyu. Gençlere bu konuyla ilgili sorular yöneltildiği zaman falan insanlar diyor ki sorun, sıkıntı, problem çıkarmadıkları sürece Japonya'da kim yaşarsa yaşasın biz kafamıza takmıyoruz. Önemli olan buraya ayak uydurmaları diyorlar. Oğlum bu ne? Abi ev yıkılmış.
Depremden mi yıkılmış? Ne olmuş? Göktaşı mı düşmüş oğlum bunun üstüne? Nasıl bir yıkılma lan bu? Bu ev arsasıyla birlikte satıyorlar mıdır ki ya? Yani otopark olmamasına rağmen araba konmaları falan çok garip bu arada. Ön tarafı gerçi kapatılmış da yan tarafı yırtılmış. Muhtemelen kalan içeride yaşayan birisi olmuştur. İçeri girip video çeksem mi diye düşündüm ama içeri girmeniz yasak diye böyle yazı da konmuş dışarıya. O yüzden öyle bir şey yapamıyoruz maalesef. O yüzden dediğim gibi gençler çok bu tarz şeyleri kafaya takmadıkları için onlar güzel bir hayatları olsun. Eğlenelim, takılalım, gezelim, tozalım. Kafamızda sinir stres problem olmasın diye yaşıyorlar. Eski Japon toplumuyla eskiden çalışan insanlarla kıyaslayacak olursanız şu anki Japonlar biraz farklı diyebiliriz. Hani eskiden aşırı çalışmak, sinir stres, yaşam falan, çalışmalıyım, evime ben bakmalıyım, evi erkek geçindirir falan diye Japonlarda da böyle düşünceler oluyordu çünkü. Aşırı çalışmaktan dolayı işte böyle sinir estrese giren, ne bileyim hayattan soğuyan, bütün enerjisi giden kişiler oluyordu. Ama şimdiki gençler pek o tarafa yatkın değiller. İnsanlar daha rahat bir hayatı olsun, bu tarz şeylere kafa yormayalım, güzel güzel geçinelim, eğlenelim, hayata zaten bir kere geliyoruz kafasına olduğu için göçmen durumlara falan çok kafa takmıyorlar. Japonya'daki bu göçmen sorunu zaten sadece Türkiye'den gelen kişiler değil, Çin'i var bunun içerisinde, Vietnam var, Filipin'i var, Asya'dan da çok fazla göç aldığı için Japonya. Onunla ilgili olarak da bayağı sıkıntılı durumlar olabiliyor. Ama şu an başta olan parti liberal demokrat olduğu için Allah'ın kahrettiği partililer. Maalesef onlar da buna biraz müsamaha gösteriyorlar. Daha çok Amerika varimsi bir yönetim biçimine sahip şu an genel olarak Japonya. Tabii ki bölge, vilayetler vesaireler var ama genel olarak baktığınız zaman Amerika gibi özgürlüğü biz esas alalım, insanları kısıtlamayalım kafasında olduklarından dolayı şu an için baştan çok sıkıntı problem çıkarmıyor olabilir Japonya belki ama önümüzdeki bir 10, 15, 20, 30 belki 50 sene içerisinde çok büyük sıkıntılara gireceğiz. Yani ben düşünüyorum, tahmin ediyorum ki Japonya'da yaşayan bir vatandaş olarak burada olacak ya da olabilecek herhangi bir şeyden dolayı ben de endişe duyuyorum. Çünkü huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorum arkadaşlar. Hani böyle dertlere, problemlere, sıkıntılara girmek, takılmak, ne bileyim o tarz şeyler yüzünden hayatımı bombok etmek istemiyorum. Oğlum bu nasıl ev lan böyle? Evin sahibi bayağı zengin galiba. Zaten buradaki evler, arsalara bir bakıyorum oldukça geniş. Oğlum bu ne? Evleriniz, arazileriniz kaç dönüm lan sizin? Burada yapılabilirmiş ama otoparka dönüştürüp para kazanmayı tercih etmiş sahibi. O yüzden az önce bahsettiğim konularla ilgili yorum yapınca insanlar genelde yanlış anlıyor. Yani işte insanları mı, etnik kesim mi, ülkeleri mi hedef alıyorsun falan diyor. Yok, hayır, alakası yok. Yani burada yaşayan diğer bütün vatandaşlar gibi ben de mutlu huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Hayatımda herhangi bir sorun problem olsun istemiyorum. Tabii ki bu benimle ilgili problemler olacaktır, iş güç vesaire ama benimle aynı ülkeden gelen insanlar ya da diğer başka ülkelerden gelen insanların çıkardığı sorun problemler dolayı benim neden hayatım mahvolmak zorunda? Bir de böyle düşünmek lazım tabii ki. Ama muhtemelen şu an bu videoyu Türkiye'de yaşayıp izleyen sizler abi biz ne yapalım o zaman diyorsunuzdur çok büyük ihtimalle. Vallahi yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bu gibi konular çok önceden erken önlem alınmazsa maalesef ardı arkası kesilmiyor ve ipin ucu bir kere kaçtıktan sonra geri getiremiyorsunuz maalesef. Ki Türkiye gibi coğrafik olarak büyük bir konuma sahip ülkede insanların gidip yaşayabileceği çok yer var ama Japonya hani gerçekten göt kadar küçük bir ada ülkesi olduğu için ve insanlar belli başlı büyük şehirlerde toplandığı için yarın bir gün bu sorunları, sıkıntıları halledemeyecekler, önüne geçemeyecekler diye düşünüyorum. Şu geçtiğimiz 2-3 senede bütün Japonya genelinde suç oranı, suç işleme oranı %21 arttığı söyleniyor. Suç işleme oranının artmasının göçmenlerle alakası var mı yok mu onunla ilgili net bir yorum yapamayacağım ama sonuçta ortada bir gerçek var. Suç oranı artıyor, düzenli olarak artıyor ve bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Japonya bununla ilgili ne yapacak, ne diyecek bilmiyorum. Zaten büyük ihtimal önümüzdeki senelerde ki bu sene bile olabilir belki hükümetin düşeceği söyleniyor. Çok fazla oy kaybettiler. Üçüncü konudan bahsedecek olursam Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen vatandaşlar için biliyorsunuz 3 aylık vize muhabbeti var. Japonya vize istemiyor diyorlar. Turist vizesiyle girebiliyorsunuz kapıda. Herhangi bir sorun, sıkıntı olmuyor. Ekstra bir belgeye ihtiyaç duymuyor diyorlar ama işin aslı öyle değil aslında arkadaşlar. Resmiyetle öyle geçiyor ama siz buraya Japonya'ya uçak biletinizi aldınız, geldiniz. Havaalanına indiniz. Atıyorum 2-3 hafta burada kalacaksınız ve yanınızda o 2-3 hafta için yeterli miktarda para getirmediniz ve dönüş biletinizi almadınız. Hangi otelde kalacağınız, hangi hostelde, hangi şehir hafta kalacağınızı belli etmediniz. Resmi bir belge yok elinizde, hiçbir çıktı yok. Sadece Japonya gidiş biletinizi almışsınız, gelmişsiniz. Japoncanız yok, İngilizce bile çat pat konuşabiliyorsunuz. Hani konuşamıyorsunuz bile, iletişim kuramadığınız bir seviyede. Havaalanına indikten sonra siz pasaport kontrol kısmına geldiniz. Orada birkaç belli başlı soru muhabbet geçiyor işte aranızda. Dönüş biletiniz yok, nerede kalacaksınız, size bir sponsor var mı, yanınızda ne kadar para getirdiğiniz gibi şeyler soruluyor. Eğer bu sorulara karşıdaki kişiyi tatmin edici bir cevap ya da elinizde herhangi bir belge yoksa adamların sizi ülkeye alması durumları da olabiliyor. Ki yine geçtiğimiz senelerde bununla ilgili birkaç şey yaşanmıştı. Japon'la evli olup iki çocuğu olup da korona zamanı Türkiye'ye gittiği için Japonya tekrar döndüğünde ülkeye giremediği bir durum olmuştu. O yüzden Japonya turist olarak geliyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç husus var arkadaşlar. Japonya'da bulunduğunuz aralıkta nerede kalacağınızı gösteren bir belgeniz olsun. Yanınızda ne kadar para olduğunu gösteren bir belge olsun. Eğer varsa tanıdığınız bir kişi, sponsor, isim
isim, telefon numarası, onun yaşadığı evi, adresi ya da hosteli verebilirsiniz yine aynı şekilde. Kağıtlara yazın. Bu tarz şeyler çok önemli. Ondan sonra Japonya tatili diye gelip kapıdan çevrilip ülkeye geri döndürülme durumlarınız olabilir. Belki özel odaya sorguya bile çekilebilirsiniz. Sizin davranışlarınız ve getirdiğiniz belgeler, karşınızdaki kişiye verdiğiniz cevaplardan dolayı ülkeye alınamama, özel sorguya çekilme, ayrıyetten sizin buradan deport deyip 2-3 yıl Japonya'ya girememe yasağı alma durumlarınız bile olabilir. Ben bu tarz konularda sizleri uyarmış olayım. Dördüncü konuya gelecek olursak, Türkiye'ye giden Japon turistlerin ya da Japonya'da yaşayan Japonların Türkler tarafından dolandırılması, işte evlilik vaadiyle kandırılıp paralarının alınması, çalınması, taciz ve tecavüz durumlarından internet üzerinde rastladığımız durumlara bakacak olursak, Japonlar bu gibi konulardan biraz çekinmeye, korkmaya başlamış. Hatta Müge Anlı'nın programına çıkmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Gaziantep'li bir agamız vardı. Bir tane ablayı dolandırmıştı. Bayağı güzel bir para. Hatırlamıyorum, ben programı izledim. Çok bir detaya sahip değilim ama Gaziantep'li agamızın Japon ablayı dolandırdığını evlilik vaadiyle biliyorum. Duymuştum onu. Konuşmuştuk hatta. Sohbeti muhabbeti geçmişti canlı yayınlarda. Mesela en basit örnek bu. Türkiye'ye giden işte İstanbul'da turistlerin kazıklanma durumları, turistlerin bunun farkına varması vesaire gibi durumlardan dolayı artık yavaş yavaş Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı olan güven biraz azalıyor gibi. İnternet üzerinde de görüyorsunuz. Tabii ki bunun ayrımını yapabilen insanlar var. Onlar Türk, onlar Türk değil işte. Herkes Türklerle aynı kefeye koymayın. Türkler bu şekilde davranmazlar. Onlar başka ırktandır falan filan diye ayrım yapan Japon vatandaşları da oluyor. Ellerinin altında çok güçlü bir sosyal medya ve bilgi ağı olduğundan dolayı millet biraz araştırıp olay neymiş, ne değilmiş, nereye bağlanmış, nasıl gerçekleşmiş diye gerçeklere ulaşabiliyorlar. O yüzden böyle herhangi bir olay olduğu zaman genelde Japonya'da hemen haberlere yansıyor. İşte Filipin'den gelen göçmen, işte Vietnam'dan gelen göçmen, Türkiye'den gelen göçmen, sıkıntı, sorun, problem çıkardı. Tokyo'da hırsızlık yaptığı, Saitama'da kavga ettiği, Chiba'da işte tecavüz, taciz muhabbetleri olduğu gibi konularla karşılaştığınız zaman ve Japonlar bunu haberlerde gördüğü zaman işin aslı astarı neymiş araştırıyorlar, bakıyorlar. Aa, bu böyleymiş demek ki diye farkına varıyorlar. O yüzden herhangi bir ülkeden gelen göçmenin illa o ülkenin vatandaşı olmuş olması gerekmiyor ya da o ırka, o etnik kökene sahip olmuş olması gerekmiyor. İnsanlar bunun farkına varmaya başladılar. Bu da bizim açımızdan çok güzel bir şey aslında. Bu arada Türkiye'den gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en çok sorun, sıkıntı, problem çıkardığı bölge Saitama, Kawaguchi, Warabi olarak geçiyor arkadaşlar. Bununla ilgili olarak internette basit bir araştırma da yaparsanız zaten gerekli bilgilere ulaşacaksınız. Ve bu konularla ilgili olarak sürekli araştırma yapıp muhalif gazetecilik yapan bir abimiz var. Ishii Takaki isminde. İsmini aşağıda sizlere kanji ve hiragan olarak, ayrıca Latin alfabesiyle de yazdım. Saitama'nın Kawaguchi, Warabi bölgesinde ne gibi olaylar oluyor, gerçekleşiyor gibi şeyleri en önce ve ilk olarak bu abimizden takip edebilirsiniz. Az önce bahsettiğimiz o Japon gazeteci bu gibi olayları haber yaptığı ve insanları bilinçlendirmeye çalıştığı için ölüm tehdidi vesaire aldığı muhabbetler olmuştu. Taşınma durumları vesaire vardı. Ne oldu ne kaldı bilmiyorum. Ben de çok fazla takip etmiyorum ama hazır muhabbeti geçmişken bundan da sizlere bahsedeyim istedim. Beşinci konuya gelecek olursak, kaçak çalışan çok fazla kişi var arkadaşlar. Diğer ülkelerden gelen kişilerde bu kadar kaçak çalışma durumu var mı yok mu bilmiyorum ama Japonya'ya zamanında kaçak olarak girmiş, gitmeyen ve sadece burada sığınma vizesiyle sahip olup da çalışmayan ya da resmi olarak çalışmayan yahut kaçak olarak çalışan çok fazla kişi var ve insanlar bunun farkındalar. Ve Japon toplumunda böyle kaçak çalışan kişilerin olmasını istemiyor. Göçmen olsa bile bir şekilde çalışma izinleri olsun, çalışma vizeleri olsun ve Japon toplumuna, vergilere vesaire katkısı olsun diye çok fazla şikayet ediyorlar. Neden diyecek olursanız, burada resmi bir çalışma izni ve vizesiyle çalışan kişilerin ya da Japon vatandaşlarının ödedikleri vergilerden çıkan işte hayat destek fonlarıyla falan hayatlarını geçiriyor. Düzenli olarak para alıyor bu kişiler ve bu kişilere biz para ödemek durumunda kalıyoruz. Adam atıyorum Filipin'den göçmen olarak buraya geliyor, çalışma izni yok, çıkmamış, vizesi bitmiş, hala kaçak olarak burada bulunuyor, gitmeyeceğim ülkeye diyor. Gönderemiyorlar vesaire. O Filipinli diyor işte ülkede can sağlığım tehlikede, sıkıntılı, ben dönemem ülkeme falan filan diyor. İşte hükümet de ne bileyim gerekli merciler ya da bulunduğu bölgenin şehri, mahkemesi vesaire, tamam o zaman sen burada kal ama resmi çalışma vizen olmayacak, çalışamayacaksın diyor. Ya o da hayatını geçirmek için çalışmak zorunda. Kaçak bir şekilde çalışmaya başlıyor. Çünkü resmi bir geliri olmadığı için resmi bir gideri de yok mantıken. O yüzden devlet bu gibi kişilere sürekli burada para yardımı yapmak durumunda kalıyor. O para yardımları da bizim gibi vatandaşlardan çıkıyor mecburen. Bu konuyla ilgili olarak sadece ben değilim şikayet eden. Japonlar bu konuyla ilgili inanılmaz bir şekilde şikayet ediyorlar. Neden buraya kaçak yollarla gelip ya da ülkesine dönmeyip bizim verdiğimiz vergilerden bu insanlara siz hayat destek fonu ya da yardım fonu para sunuyorsunuz diye çok fazla şikayet eden kişi var. Bu Japonya'nın gelecekte çok daha büyük bir problemi olacak diye düşünüyorum. Çünkü Japonya'nın ortalama yaşı sürekli arttığı için bizim dönemimizdeki insanların emekli olduktan sonra emekli maaşı alamayacağı falan söyleniyor. İş gücü de sürekli azalıyor çünkü ve çok fazla iş gücüne ihtiyaç var. Ama resmi yollardan insanlar buraya gelmediği, kaçtığı
ya da kaçak çalıştıkları için maalesef geleceğimiz tehlike altında arkadaşlar. Son olarak konuyu toparlayacak ve özet geçecek olursam, Japonya'da Japon vatandaşlarının diğer ülkelerden gelen insanlardan yapmasını istediği birkaç şey var. Çok da zor şeyler değil. Toplumumuza ayak uydurun, Japon kurallarına uyun. Japonlar gibi yaşamasanız bile, kendi karakterinizi, benliğinizi korusanız bile buranın Japonya olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Burası sizin ülkeniz değil. Her istediğinizi yapamazsınız. Kafanıza göre davranmayın. Burası Japonya, akıllı olun demeye getiriyorlar mantıken. Kesinlikle döveriz, ederiz falan filan muhabbetleri. Mahvederiz işte, Yakuza'yı götürürüz falan, ağzınıza sıçtırırız gibi muhabbetler yok tabii ki. Ama resmi yollardan sizi mahvederiz demeye çalışıyorlar bir yandan. Ama şu an başımızdaki liberal demokratlar yüzünden bir bok da yapamıyorlar gibi bir durum var. O yüzden hükümetle vatandaş arasında bayağı bir sıkıntı çıkmış gibi. Umarım en kısa sürede çözüme kavuşur. Bu konuyla ilgili olarak en basit çözüm muhtemelen hükümetin el değiştirmesi olacaktır diye düşünüyorum ama o da ne zaman olur bilemiyorum. Vallahi arkadaşlar yine çok derin konulara girdiğimiz analiz yapmadık gerçi. Anal deyince benim bir aklıma baş. Vallahi arkadaşlar yine çok derin konulara girdiğimiz, yorumladığımız, sohbet muhabbet ettiğimiz güzel bir video oldu. Videonun bu kısmına kadar izlemiş olan kişiler varsa onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Yine benim çekmemi istediğiniz videolar, içerikler yahut önerileriniz, eleştirileriniz, yorumlarınız varsa aşağıda belirtmekten lütfen çekinmeyin. Videoyu beğenin, kanalı takip edin ve etrafınızdaki insanlarla paylaşın ki mutluluk paylaştıkça artsın. O halde bu videoluk benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.